Film yapım yönetiminde yepyeni bir konuya başlıyoruz. Senaryo. Senaryo nedirle başlayalım. Bu arada burada gördüğünüz film caz şarkıcısı sinema tarihinin ilk sesli filmidir. Sözlü ve sesli filmidir. sunum içeriğimizde neler var? Senaryo kavramı, senaryo nedir? Senaryo edebiyat ilişkisi, senaryonun tarihçesi. Sessiz sinema ve sessiz sinema dönemindeki senaryolara bakacağız. Bu ufak bir giriştir senaryoya. Daha sonra senaryonun aşamaları, senaryo nasıl yazılır, senaryo nedir vesaire birkaç sunum halinde buna devam edeceğiz. Sanıyorum 4 ya da 5 sunum olabilir, emin değilim. Böyle bir şey. Senaryo kavramıyla başlayalım. Senaryo, aksi yönde az sayıda örnekleri olsa da yazılı bir metin yani senaryo olmadan bir film çekmek pek mümkün değildir. Bu yüzden film çekimleri bir senaryo ile gerçekleştirilir. En basit tanımıyla senaryo kelimelerle resim yaratma sanatıdır. En basit kelimelerle. Kelimelerle resim yaratma sanatıdır. İşte burada bir yoruma ihtiyaç var. Hani senaryo edebiyat mıdır? Tıpkı roman, öykü gibi bir edebiyat dalı mıdır filan diye bir tartışma var. Tamamen şahsi görüşümdür ki hocalarım da aynı görüşteler. Hayır, edebiyat değildir. Senaryo kendine has bir yapıdır, bir üretimdir. Kelimelerle resim yapar, sinemada resim yapar. Olay budur. Neyse, daha kapsamlı bir senaryo tanımı için belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, sinema sanatı kurallarını ve çağın tekniğini dikkate alan, ilk satırından son satırına dek değin sinema ve televizyona uygun olarak hazırlanan metindir. Tekrar edelim. Belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, sinema sanatı kurallarını ve çağın tekniğini dikkate alan, ilk satırından son satırına kadar sinema ve televizyona uygun olarak hazırlanan metindir. Yani bir edebi yani bildiğimiz anlamda edebi bir metin, bir eser değildir. Yani bir roman, öykü vesaire gibi bir şey değildir. Eğer bir diğer bir tanımlama ise görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüş halidir. Aslında aynı şeyler tekrarlanıp duruyor. Üç farklı tanımda da olsa kelimelerle resim yaratma sanatıdır. Görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüş halidir. Bunu yaparken de sinema tekniğinin kullanılmasıdır. Olay bu. Senaryo yazım tekniği iki yönlü bir çalışmadır. Senaryo sinemanın kuralları ve koşullarında doğaçlama olarak başka sanat dallarından uyarlanarak, esinlenerek işlenen konudan dramatik bir yapı kurulur. Yani örneğin Tolstoy'un bir şeyini aldınız, romanını aldınız, bunu bundan esinlenerek veya birebir olarak senaryoya dönüştürdünüz. Senaryoyu da görüntüye dönüştürdünüz. Onu kastediyor. Bu yapı içinde düşünceler, fikirler, entrikalar verilerek bir olay örgüsü kurularak olay anlatılır. Olayın içindeki kişiler yani karakterler arasında ilişkiler düzenlenir ve olay bir sonuca, finale ulaştırılır. Senaryo ayrıca teknik bir çalışmadır. Görüntü, ses ve sahneleme ögelerini kapsar. Yapımın içeriğini, biçimini, önemli bilgilerini kapsayacak şekilde de düzenlenir. Senaryo yazımı araştırma, gözlem, genel kültür, yaratıcı hayal gücü ve yazma yeteneğiyle doğrudan ilgilidir. Senaryonun nasıl yazılacağı biçim olarak öğrenilebilir ancak yaratıcı çalışma zamanla ve tecrübeyle oluşur. Aslında her işte böyledir. Önce tekniğini öğrenirsiniz. Yani bu film çekiminde de böyledir. İşte sinema tekniği neler? Kamera hareketlerinden açılarına kadar, kompozisyon şekilleri, oluşturma şekillerine kadar birçok teknik bilgiyi zaten şu ana kadar gördük. Daha da göreceğiz. Ama bunu öğrendiniz. İşte belki senaryo yazma tekniğini de çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Eyvallah ama bu biraz da tecrübe. Yani deneme yanılma, çok yazmakla, bisiklet kullanmak gibi, araba kullanmak gibi. Yani zaten hani kamera kullanmak da öyledir ya, araba kullanmaya benzetir ya hocalar, üstadlar. Ne kadar çok kullanırsan o kadar otomatikleşir, o kadar daha çabuk öğrenilir. Senaryo da tıpkı öyle. Senaryo edebiyat ilişkisi. Sinema dramaturjisi kavramlarını, terminolojisini büyük ölçüde edebiyattan almıştır.
Sinema, dramaturji kavramlarını, terminolojisini ve büyük ölçüde edebiyattan almıştır. Bu kapsamda başarılı ve üretken bir senaristin de edebiyatla yakından ilgili olması doğru kabul edilir. Senaristin edebiyatla ilişkisi kendisine donanım sağlar. Edebiyattan sağlanan bu donanım sinema kuralları ile birleştirildiğinde başarı kaçınılmazdır. Şimdi, burada biraz ben dertliyim. Mesela bana işte ayda 2-3 defa senaryo gelir. Hani okumam için, değerlendirmem için filan senaryo gelir. Evet, fikir olarak, içerik olarak gerçekten güzel şeyler geliyor. Fakat baktığımda işte yazan kişi, evet, üniversite mezunu. Belki işte bizim bölümden, radyo televizyon bölümünden mezun ya da okuyor. Ya da alaylı olarak işte bu işte öyle ya da böyle bulunuyor, bulunmaya devam ediyor. Fakat o ne öyle? Yani hiçbir şekilde imla kuralları yok. Nokta yok, virgül yok. Ondan sonra yani çok garip şekilde yazılar var. Dil bilgisi kullanımı var. Şimdi bir kere psikolojik olarak etkileniyorum ben bundan ve yani niye dikkat etmemiş? Sonuçta bu bir yazım işi. Düşünsenize, yani ünlü bir yazarın, ya ünlü demeyelim de bir yazarın, roman çıkaran, öykü kitabı çıkaran bir yazarın imla kurallarına dikkat etmeden o kitabı önümüze koyduğunu. Şimdi ne düşünürsünüz? Yani bu hayır olmaz. Tamam, sen bir romancı değilsin, sen bir işte öykü yazarı değilsin, bir masal yazarı değilsin, edebiyatçı değilsin. Eyvallah da hani senaryoları da yazarken lütfen hani imla kurallarına filan da dikkat edilmeli. Çünkü bu algıyı da değiştirir. Hem kişisel yani kişinin kendisine, senariste olan algıyı değiştirir. Hem de okuduğunda anlamı değiştirir. Yani virgülü olmayan bir cümlenin yani 5 kere okursunuz belki öyle anlarsınız. Zaten sıkılır atarsınız bir süre sonra. Bir de tabii hani dünyada kabul görmüş şimdiye kadar işte bir giriş gelişme sonuç bölümleri vardır. İşte aksiyonun bu ta mitolojide de böyledir. Yani bir şey başlar, bir çatışma anı başlar. O çatışma tırmanır, 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 doruk noktasına gider. Doruk noktasından sonra orada bir çözümleme hikayeleri vardır. Bunları göreceğiz tabii. Çözülür, tepe aşağı, finale doğru gider ve nihayetinde mutlu ya da mutsuz bir sonla öyle ya da böyle bir şekilde biter. Yani bu bir yapı, hani bu bir formül. Buna bile dikkat edilmiyor. Yani tamam, hani öncü olacağız, avantgard olacağız, öteki olacağız filan diye de çok da kasmamak gerekiyor. Bu hani yeni tarzlara kapalıyım diye bir sonuç çıkmasın lütfen asla. Yani aykırı yazılmış metinleri de çok severim ben. Senaryoları da ayrıca gerçekten de severim. Fakat hani imla kurallarına da dikkat edilmeli. Senaryonun tarihçesi neymiş? Sessiz sinemada, sinema döneminde senaryo neymiş? Dünya savaşları yıllarında ufak, yıllarına kadar ufak denemeler olsa da filmler sesli çekme teknolojisi olmadığı için genellikle sessiz çekilmekteydi. O yıllarda sessiz filmler ya beyaz perdenin önüne yerleştirilmiş bir piyano ile seslendirilirdi ya da sadece sinema salonlarında projeksiyon makinesinin sesi duyulurdu. 1926 yılında sesli filmin icadı ile sinema tarihinin ilk sesli filmi olan Don Juan çekildi. Ancak bu filmde konuşma değil sadece müzik vardı. Yani müzik perdenin önünde haricen bir piyanist ya da herhangi bir alet çalan birisi aracılığıyla değil, direkt filmden gelen bir sesti bu. Sadece müzik vardı Don Juan'da. Hem müzikli hem sözlü ilk film 1927 yılında Al Jansen'ın çektiği caz şarkıcısıdır. O girişte kapakta gördüğünüz, afişini gördüğünüz film. Bu ayrıca sınav sorusudur. Bunu da bir kenara not edin eğer öğrenciyseniz. Sessiz sinema senaryolarında oyuncuların diyalogları fazla önemli değildi. Sessiz sinema dönemi senaryolarında oyuncuların diyalogları fazla önemli değildi. Diyalogdan ziyade mizansen anlatılırdı. Ya da filmi, olayı anlatmak, kişileri tanıtmak, zamanı göstermek, mekanı belirtmek için filme ara yazılar konulurdu. İşte bir sahne biter, sonra bir siyah zemin üzerine beyaz bir yazı, işte şimdi de atıyorum şimdi de parktalar ya da şimdi de New York'a gittiler
gibi şeyler yazılırdı. Ya da şimdi çok kızgın gibi şeyler yazılırdı filan. Bu yüzden de oyuncular hani olayı anlatmak için bir pandomim gibi bir şey yaparlardı. Tam pandomim değil tabii de pandomimcilerin jest ve mimikleri abartılıdır ya. Abartılı oynamak zorunda kalırlardı ki hani anlatabilsinler diye. İşte gördünüz mü bu dijital videoda gördük işte sanat olgusunda anlatmak. Yani sanat anlatmaktır diyor ya. Neyse anlatırlardı. Bu yüzden oyuncular işte abartılı mimik ve beden dillerini kullanıyorlardı. Sesli filmlerin başlamasıyla da bazı sanatçılar gerçek sesleriyle izleyicinin karşısına çıkınca şöhretlerini hızla yitirmişlerdi. Evet bu çok dramatik bir konu. İlk bu dersi gördüğümüzde hakikaten üzülmüştüm. Çünkü sessiz oynamaya alışmış o dönemin sessiz sinema oyuncuları. Birkaç şey oluyor. Birincisi gerçek sesleriyle oynadıklarında seyirci reddediyor bunları. Yani reddediyor derken hepsini değil tabii, birçoğunu hani yakıştıramıyor çünkü çok cool, çok böyle ne derler böyle çok karizma duran birileri sahnede, şey perdede bir anda sesleriyle olunca seyirci nezdinde itibar kaybına uğruyorlar. Nasıl oluyorsa o iş. Bazıları da, bazı oyuncular da işte bir yandan ezber, bir yandan sözlü oynamak bazı oyuncuları da bozuyor. Yani kendi kendilerini sabote ediyorlar ve onlar aslında bunu ilkten reddediyorlar. Hayır, sesli oynamayalım, sessiz oynayalım eskisi gibi filan diye. Birçoğu kendisi bırakıyor, birçoğu da işte seyirci reddettiği için, hızla itibar kaybına, kariyer yıpranmasına uğradıkları için bırakıyorlar. Dramatik bir durum. Sesli sinema döneminde senaryo. İlk sessiz filmlerde ara yazı yoktu. Bu hani demin bahsettiğim ara yazılar ilk sessiz filmlerde yoktu. Daha sonraki sessiz filmlerde vardı. Daha sonraları planlar arası geçişlerde zamanı belirtmek, mekanı tanımlamak, kişileri tanıtmak için filmlerde ara yazılar kullanılmaya başlandı. Siyah beyaz film seyretmişsinizdir mutlaka, bu 1920'lerin 30'ların filmlerini orada görmüşsünüzdür. Ara yazılardan sonra daha da gelişerek tıpkı bugünkü alt yazılar gibi konuşmayı gösteren yazılar yazılmaya başlandı sessiz sinema filmlere. Yani işte bugünkü alt yazıları bir aklınıza getirin. Ses yok ama alt yazı var. O şekilde düşünün. O yazılmaya başlandı. Aslında düşündüğünüzde o döneme göre bu bir devrim. Yani sessiz sinema için söylüyoruz. Sessiz sinemanın son birkaç yılında konuşmayla ilgili yazılar o kadar önem kazandı ki herhangi bir oyuncu ağzını açıp söz söylemeye başlarken çekimi kesip bu söz bir ara yazıyla veriliyordu. Yani şöyle ağzını açıyor, o arada siyah ekran ve yazılar devreye giriyor. İşte Ali buraya gel şeklinde yazıyor. Sonra o kesiliyor, tekrar görüntüye geçiliyor filan. Dramın görüntülerine geçiliyor. Yani biraz zorlama ama hani dönemin koşulları, yapacak bir şey yok. Sinemada ses ve sözün iktidarı dönemi başlamıştı artık o dönemde 1920'li 26'lı 7'li yıllardan sonra. Sinemada bu ses devrimi aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sesleri elverişli olmayan, ezber sorunu ve sesli anlatım ile jest mimik uyumsuzluğu yaşayan sessiz film döneminin birçok önemli ünlü oyuncusu birdenbire gözden düşerek sektör dışında kaldılar. Demin anlatmıştım bunu. 1930'lu yıllara gelindiğinde de tüm dünyadaki ekonomik bunalım sesli filmin çıkışı sayesinde sinema endüstrisini bu sarsıntıdan kurtardı. Eğer 1930 yılına gelinceye kadar sinemada ses bulunmasaydı bugün belki de sinema sektörünün çok ilkel bir noktasında olacaktık. Sinema kendini koruyor ses bulunduğu için. Yani yoğun kitleler, halk bu buhranın, ekonomik buhranın bunalımından kurtulmak için kendini, zaten her tepki öyledir, eğlenceye adar ya da sinema empati ve sempatidir. Empatisini bulmak, sempatisini yaratmak için sinemalara aktı o dönem. Sinemalar, ayrıca caz kulüpleri,
ne bileyim bu tip yerlere atıyor Amerika'da ve Avrupa'da. Sinemanın büyük ustaları önceleri sesli film karşısında kararsızlığa düşüyorlar. Yani sesli filmin ilk yılları sanatsal üretim açısından başarısız geçiyor. Halk sesli filme büyük ilgi gösteriyor. Chaplin, Clear, Pudovkin, Eisenstein, Murnau gibi büyük sanatçılar sesli filme önce karşı çıkıyorlar, cephe alıyorlar. Fakat daha sonra Eisenstein, Pudovkin ve Alexandrov sessiz film çağının artık geride kaldığını, ses ögesinin filmde önemli bir rol oynayabileceğini kabul ediyorlar. Ancak bir sahnedeki konuşmanın sahnenin bütün değerini, özellikle de bir çekimden öbürüne geçişteki, yani geçişler var ya, geçiş kurguda görmüştük bunları. Geçişteki özelliği yok edeceğini öne sürüyorlardı. Tabii sinemada sesin bulunuşunun en erken döneminden bahsediyoruz. Sesin filmlere eklenmesi sinemayı sessiz bir hareketli resimler dizisinden çıkarıp hayatın birebir kendisine dönüşmesini sağladı ses. Seslerin duyulmasıyla gerçek canlı kişilere dönüşen karakterler daha sonra filmlere ses efektleri ve görsel aksiyonlar eklenmesi sayesinde zirveye çıkmış oldu. Yani bugün yaşanan bu. Tabii bugün artık başka bir şey yaşanıyor. Yani ses sinemaya yepyeni bir boyut getirdi ve görüntüyü zenginleştirdi. Bugün tabii ki yani kanlı canlı oyuncularla, kanlı canlı efektlerle sinema yapılan dönem hala ve tüm hiddetiyle, görkemiyle devam ederken bir yandan da artık elektronik sinema, işte bilim kurgu ya da stüdyolarda üretilen filmler, stüdyoda büyük katkılarla üretilen yapay katkılarla üretilen filmlerde yok değil işte. Bir tanesi Avatar mesela ya da animasyon filmleri, böyle yani yetişkinlerin bile ağzı açık izlediği filmlerden bahsediyorum. Teknoloji gelecekte ne olur bilmiyorum. Belki de hani gerçek oyuncuyu bilgisayar animasyonuna şak diye yaratacak bir sistem bulunabilir. Yani bulunabilir, bu mümkün. Yani sinema sektörü artık gerçekten bir sanayi, dev bir sektör. Neden bir dev sektör biliyor musunuz? Hollywood neden dev? Çünkü Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaları ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar, savaşının bitimine kadar Avrupa'da biliyorsunuz büyük bir faşizm rüzgarı esiyor. İşte Hitler, Mussolini filan çok büyük bir faşizm rüzgarı esiyor ve önceki sunumlarda söylemiştim. Dünyada yani insan yerleşik yaşama geçtikten binlerce yıl öncesinden ve yönetici sınıfının oluşmasından sonra iktidar denen bir kavram çıkıyor. İktidarların yaptığı ilk işte kültür sanat faaliyetlerini zapturapt altına almak, kendi kontrolleri altına almak, hatta mümkünse yasaklayıp halkın hafızasından çıkarmak. Neden? Çünkü sanat anlatır. Olanı, biteni, olacağı, olması gerekeni her şeyi anlatır. Bu yani Türkiye için, İran için, Afrika'nın, Mısır ülkesi için, Amerika'nın işte Brezilya'sı için ya da Avrupa'nın Fransa'sı, Uzak Doğu'nun Çin'i için falan söylemiyorum. Dünyanın her yerinde böyle. İlk gelen yani ilk böyle hani sanatı zapturapt altına alıp kendi propagandası yönünde kullanmaya çalışan tüm iktidarların yaptığı ilk iş sanatı bir şekilde kontrolleri altına almak, hatta mümkünse yok etmek. Yok edemeyeceğini bildikleri için, çünkü sanat anlatmaktır ve insanlık tarihiyle insanlığın mağaralarda yaşamaya başlamasından itibaren başlamış bir mevzudur bu. Yok edemeyeceklerini bildikleri için de ne yapıyorlar? Kontrol altına mümkünse almaya çalışıyorlar ve kendi propagandalarını üretmek üzere kontrol altına almaya çalışıyorlar. İşte Avrupa'da da biliyorsunuz sinema Lumière kardeşlerle birlikte şeyde çıkıyor. Fransa'da çıkıyor. İlk işte Paris Grand Café'de gösteriliyor. İkincisi de Haliç'te gösteriliyor. İstanbul'da, Galata'da gösteriliyor. Neyse. Fransa bu dünya savaşlarına kadar, Fransa daha doğrusu bu Avrupa'da faşizm yükselinceye kadar
Fransa dünya sinema tarihinde en önde olan ülke. Fakat tabii bununla birlikte Almanya, işte yeni dalgacılar, ekspresyon, dışa vuruncular filan Almanya'da gelişiyor Doktor Caligari ile. İşte İngiltere sineması, İngiliz sineması, İtalya sineması filan bayağı bir şey. İşte yeni dalgalar, yeni gerçekçiler, işte İngiliz sinema okulları, belgesel okulları filan filan. Dışa vurumculuk filan bunlar Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'da çok fazla gelişiyor. Dolayısıyla da dev sinemacılar gelişiyor, oluşuyor o dönemde. Şimdi Hitler, Mussolini vesaire bu faşizm baskılarından dolayı sadece bilim insanları değil, sadece işte düşünürler, filozoflar filan değil o dönemin. Sinemacılar da ağır baskılara maruz kalıyor. Bazıları çok azınlıkta da olsa bazıları işte mesela Nazilere teslim oluyor ve onların propagandalarını yapmaya çalışıyor. Hatta Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi'ydi sanıyorum. O filmde de bu konu işlenmişti. Her neyse onlara teslim oluyor ve onların propagandalarını yapan filmler üretmeye başlıyorlar ama daha böyle kafa insanlar Amerika'ya kaçıyorlar. İşte eğer mesela Hitler olmasaydı bugünkü Hollywood olmayacaktı. Belki de Avrupa sineması çok daha önemli bir yerde olacaktı. Ama Avrupa önemli sinemanın kafa insanlarını Amerika'ya o dönem kaptırdığı için, kaçmak zorunda kaldıkları için gidiyorlar, orada üretime geçiyorlar. Tabii bunu sinema tarihinde anlatacağım. İşte orada büyük sinemacılar, yani Avrupa'dan göçen büyük sinemacılar orada işler üretmeye başlıyorlar, filmler yapmaya başlıyorlar ve bugünkü Hollywood'un altyapısını oluşturmaya başlıyorlar. İlkin tabii ki de bağımsız ya da böyle ufak çaplı şirketler nezdinde gelişen film sektörü şimdi dev bir sanayi. Ve ayrıca Hollywood sadece Hollywood değil, Hollywood dünyayı kontrol ediyor. Yani bu kadar basit. Bunu olumladığım için söylemiyorum. Hani Amerikan sevdası, Amerika emperyalizmi, Amerika bağımlılığı, Amerika'yı iyi göstermek. Hollywood hem kendi toplumunu, yani Amerikan toplumunu, hem de dünya halklarını bir şekilde öyle ya da böyle kontrol eden dev bir sektör. Dev bir sektör. Karşısında sadece şu an Bollywood var ama Bollywood'da şarkılı türkülü filmlerden öteye geçemiyor. Tabii Hollywood'un misyonunda değil. Hollywood dev, gerçekten dev. Hani büyüklüğü ölçülemiyor bile. Ama Avrupa sineması daha çok böyle kaliteli işler peşinde koşan, daha çok sinemayla kafayı bozmuş durumda filmler üretiyor. Avrupa ve işte Orta Doğu'da bir tek İran sineması var. O İran sineması da çok önemli bir sinemadır. Her neyse uzatmayayım. Özetle Hollywood'un bugün Hollywood olmasının nedeni Hitler faşizminden kaçan, Amerika'ya kaçan Avrupa sinemacılarıdır diye bir parantez açıp bilgi vermek istedim. Senaristler artık sessiz filmlerdeki filmin akıcılığını, doğallığını bozan eksik ve kusurlu ara yazılar yerine sesli sinemaya en uygun şekilde anlamlı ve güzel diyaloglar yazmak zorunda kaldılar. Yani sesli sinemaya geçişle birlikte aslında senaristler de bir afallamak, değişmek, dönüşmek zorunda kaldılar. Pratik bilgilerimizi verip sunumu sonlandıralım şimdilik. Senaryo kelimelerle resim yaratma sanatıdır. Senaryoda bir karakter yarattığınızda bunun gerçek hayatta bir karşılığı olmalıdır. Eğer fantastik, bilim kurgu bir film yapmıyorsanız, yani normal filmlerden bahsediyorum, ete kemiğe dokunan filmlerden bahsediyorum. Yoksa tüm inandırıcılığını yitirir bu karakterler. Dolayısıyla filminiz de çöp olur. İyi senaryo yazılmaz. Senaryoda iyi karakter yaratılır. Bunu aklınızın köşesine yazın.
İyi bir senarist aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. İyi senaryo yazılmaz, senaryoda iyi karakter yaratılır diyerek, tekrar ederek sunumu sonlandıralım. Senaryo sunumlarının diğer bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. İşte senaryonun evrelerini işleyeceğiz. Sinopsis, treatment, işte çekim senaryosu filan onları inceleyeceğiz. Bölümlerini inceleyeceğiz. Yani bir oh çok varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane daha senaryo ile ilgili sunumumuz var. Yani film yapım yönetmeninin kalan tüm sunumları senaryo ile ilgili. Diğer sunumlarda görüşmek üzere. Bu alttaki kaynakçılara çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden bizzat yararlanıyorum. Burada da film yapım yönetmeninin diğer sunumları var. İzlemenizi tavsiye ederim. Sunumu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.